Bugün Çavuşköy'deyiz. Milletin Efendisi TV izleyicileri. Değerli çiftçimiz Bülent Ersan'ın bahçesindeyiz. Burada aşağı yukarı kaç dönüm yerimiz var Bülent Bey? 5-5,5 dönüm yerimiz var. 5-5,5. Domatesimiz var, biberimiz var. Patlıcan, bamya. Maydanoz, salatalık. Salatalık. Çeşidimiz var. Şimdi kontrol yapıyoruz. Tebekler güzel gelişmiş. Ara ara gördüğümüz alt yapraklar da yaşlı yapraklar, bazen ateş yanıklığına, daha doğrusu ateş demeyelim, erken yaprak yanıklığına benzetilebiliyor. Burada dündü değil mi? Bir bakır uygulaması yapıldı. Evet. Gelişimler güzel. Döl tutumu başarılı. Çeşitler Bursa'nın BT986 tipi var. Elibol cinsimiz var. Troy cinsimiz var. Bir de şu sanayi tipi. Evet, sanayi. UG4649 çeşidimiz var yine. Pembeleşmeye de başlamış domateslerimiz. Tutumlarımız, çiçeklenmelerimiz, döllenmelerimiz gayet güzel. Evet. Bülent Bey'e soracağız. Kaplumbağa falan var mı burada, hiç gördün mü? Yok, kaplumbağa görmedim. Fare olabilir. Fare olabilir, kaplumbağa olabilir. Ona da fare ilacı aklımdaydı bak. Bir kemirgen var. Faredir. Aynen öyle. Kaplumbağa değilse faredir. Bura öyle abi. Bu şey var işte, alt dallarındaki şeylik. Bura tohum olarak attı. Onlar geçici. Önemli değil. Ha, bura fide değil, tohumdan geldi. Bura tohum. Anladım. Şu taraf fide, bir de şurada 3 sıra. 1-2-3 sıra fide. Geri kalanı tohum. Bu tarafta tohum. Şu tarafta nelerimiz var? O tarafta bamya var, salatalık var. Bamyalara bir bakalım. Evet, hava yine geliyor. Toz ilacı da attım abi, biz bunları öldüremiyoruz ya. Baksana. Şuna bak ya. Yıkadım ya. Şuna bak ha. O tozu da attım. Patates, patlıcan, böceği. Yani bunu... Ya biz buna deltametrinle mücadelesini yaptık. Onun dışında 20 SP kullanıldı. Tabi bunlara bağışıklık da kazanabiliyor. Öldürmeye de biliyor. Salatalıklara bir şey attın mı? Ya, o attığımız ilaçlardan atıyor. Sulu kükürt falan atalım buraya da çünkü. Artık kocuyor. Bayağı beyazlamış. Ya kocama da yapmış tabi de. Sulu kükürt dediğin? Sulu kükürt falan, elinde varsa toz kükürt de olur. Bildiğin kükürt. O şeyden atıyorum işte, geçenki verdiğin pasaj ilacı attım. Onu da atıyorum. Sen buna bir kükürt uygulaması da yap. Kükürt dediğin hangi ya? Fasulyeye de uyguladın mı? Uyguladım. Fasulyeye %80 kükürt.
Mankozepli dedi yani. Yok, mankozepli dediğim bakırlı. Bak, evet. İçinde bordo bulamacı var, bakır var. Artı mankozep var. Bu fasulyelere de bir yine elinde kükürt vardır mutlaka. Kükürt uygulaması yap. Fasulye pası var çünkü. Bamyalarımız nasıl? Bamyalar güzel. Sultani bamyası. Bilmiyorum hangisi ise. Evet, bamyamız. Yani gelişim gayet güzel. Biberlere bakalım. Biberlere yaprak bitine ilaç attın mı? Yaprak bitine işte şey attım. Toz 20 SP. Heh, tamam. Attım. Onun üzerine okudum. Biberde yaprak biti dedi. Baktım bunlar da delik delik. Tabii. Doğru uygulama. Sonra attık gitti. Sırt pompasına 2 çay kaşığı atsan yetiyor. Tamam, 2 çay kaşığı attım Melih Bey. Devam. Devam. Çok güzel. Atilla ustam ne yapıyorsun? Maydanoz patlıyor. Maydanoz. Güzel. biber satmaya başladık mı? Yok abi, daha hiç toplamadık. Hayır, daha ilk hasat olmadı. Yeni almadık daha. Anladım. Yeni. Karpuzumuz da mı var burada? Onlar da kendi biten. Ha. Biz de sökmedik. Meyveye dönünce sökmedik. Güzel. Evet, mis gibi maydanoz da kokuyor. Gayet sağlıklı. Geniş yaprak. Nasıl? Fare o şey alak da Mehmet Bey ver hapından çek. Evet. Şu deliklere, oradakilere atak. Aynen öyle. Bu domates de şey ya. Tabii, kemirir. Rahat bırakmaz. Domates pembeleşmeye başlayınca karga da dadanır mesela. Var mı buralarda? Yok, öyle şey yok. İyi. Evet Atilla ustam. Nasıl, güzel mi? Bence güzel. Güzel değil mi görünüş? Bunlar yüzü yansal. Aynen öyle. Çünkü bir sarı yok. Hı-hı. Bakteriyel benek artı mil diyor ve şeye karşı, erken yaprak yanıklığına karşı bir ilaç vermiştik. Bülent Bey ikinci uygulamasını da yapacak. Ya maşallah sağlıklı görünüyor. Cumartesi. Cumartesine yağmur kalmıyor zaten. Bu gece yağıştaymış. Yarın var diyorlar. Evet. Soracağınız bir şey olursa aramızlar. Biz bir yardım. Telefon bir telefonla yakınız. Aynen öyle. Evet, çiftçilerimiz öneriniz var mı? Onu da alalım Bülent Bey. Tabii önerimiz mahsullere iyi baksınlar. Zamanında yaşasınlar, zamanında ilaçları kullansınlar. Yani meslektaşlara güvensinler değil mi? Tabii. Atadan görme, tabirlerle yok, o uygulama yapmasınlar. O iş bitti, o iş bitti. Herkes çünkü tarım danışmanını bulsun, zira ilaç bayisini bulsun, olsun, önerilerini o alsın. Zamanında aynen ilaç, zamanında gübre. Yoksa boş. Sloganımız bu mu? Zamanında ilaç, zamanında gübre. Ve bak, yeteri kadar. Yeteri kadar. Birbirlerine danışmak şartıyla. Doğru diyorsunuz. Tamam mı abi? Tamam. Hadi. Şöyle Ankara yolunu da gösterelim. Çorum Ankara yolu. Bülent Bey'in bugün
aşağı yukarı 4-5 dönüm tarlasını ve ziyaret gerçekleştirdik. Maşallah ürünler sağlıklı. Bundan sonra hasat dönemine geçecek ve Türk tarım pazarına bir katkı sağlayacak. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Teşekkür ediyorum.